Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Can yanımızda. Bize bir tane ne getirdin? Clio 5 getirdim abi. Renault Clio 5 getirdi. Burçkar'dan bize ulaştı. Böyle bir araç düşünür müsünüz? Ticaretinizde kullanır mısınız dedi. Biz de neden olmasın dedik arkadaşlar. Biliyorsunuz Clio 5'ler güzel, piyasada sevilen arabalar. Az yakar, az kaçar. Az hatta kaçıyor. Hiç kaçmaz. 1.0 atmosferik motor var, doğru mu? Aynen, 72 beygir. 72 beygir güç üretiyor. Yani gitmekte biraz gitmiyor. Yokuşlarda abi. Bayılıyor mu? Yokuşlarda bayılıyor. Araba dolu olunca özellikle hiç gitmiyor. Anladım. Şimdi bunlar SC'yi de geçiyor. 1.0 SC'yi. Bunların bir de TC'leri var. Turbo Aynen. destekli olanları var. Onları almanızı ben öneririm. Yani onlar Aynen. biraz daha arkadaşlar yokuşlarda bayılmaz. İçerisi dolu olsa bile güzel şekilde çeken arabalar. Bu boşun boşu. Bunlarda sadece manuel var diye biliyorum. Hı-hı. Bir de Joy var. Tek paket olarak Tek geliyor. Tek paket Aynen. olarak o da geliyor. Yani az çok biz de hakimiz bu Clio 5'lerin tabii lansmanının çıktığı zamanları hatırlarım. Lansmanına falan gitmiştik. Bizi orada topa tutmuşlardı. Siz işte Clio'ya çok fazla sallamışsınız gibi. Özellikle arka camlara. Ya ama arka camları dur açayım sana. Bu araba kaç modeldi kardeşim? 2020 model abi. 2020 değil mi? Yani Allah aşkına şu 2020 bir arabada küfür gibi değil mi? Aynen. Ya buna ben sallamasam başkasının sallaması lazım yani. Diğerleri... Zaten arkadaşların falan hep dalga geçti benimle. Değil mi? Baksanıza çocuğu üzmüşler arkadaşlar. Yaş kaçtı Can? 20 abi. 20 yaşında gibi durmuyorsun Can. Vallahi genç duruyorsun ha. Maşallah. Şimdi arabaya ekstra yapmışsın Can. Arabada ekstra siyah çelik jantın var. Hı hı. Jantların birazcık anasını ağlatmışsın. Biraz öyle oldu kaldırmaya alışırken. Olur öyle. Tabii arkalarda arkadaşlar disk bir frenimiz yok. Kampana var gördüğünüz gibi. Yine 2020 arabada. Ben sallamayayım da kim sallasın değil mi Can? Lastiklerin güzel. Dişleri falan yerinde. Ama lastiğin markası o kadar da amşan bir marka değil. Sen de farkındasın. Evet. Arabada cam film var. Bu orijinalinde yok büyük ihtimalle. Çünkü çok kalın. Sen çekmişsin doğru mu? Evet. Önde var mı? Önde yok. Öne yaptırmadım abi. Öne iyi ki yaptırmamışsın. Ön sıkıntı oluyor biliyor sıkıntı musun? Sıkıntı oluyor. Evet. Zaten arabayı gördükleri zaman direkt çeviriyorlar. Polis konusunda da sıkıntı oluyor. Anladım. Marş bir yer koymuşsun. Ama marş bir yerin rengi sanki bir tık daha pembe kalmış. Aynen abi. Clio 5'lerde kırmızı ve mavilerde renk tam tutmuyor. Ya biraz daha uyduramıyorlar. Evet aynen. Ön lipinde zaten kırılmış. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Ön lipimiz buradan çatlayıp ben biraz daha kırdım. Kusura bakma. Çok özür diliyorum. Araba bize nasip olursa evet şöyle bir de bant çalışması yapılmış. Aynen. Eline sağlık yine güzel bir şekilde tuturmuşsun en azından. Arabada soğuk pres mi var? Yay mı var? Bakalım kolivur mu var? Bir şey var mı? Braviye var, simit var. Neye bakıyorsun? Bu arabada o kadar basık olmaması lazım. Arabada kolivur yok. Soğuk pres ya da... Aynen abi galiba pres var. Pres ya da yay olabilir Aynen. büyük ihtimalle. Kolivur yok çünkü. Ama bu kadar da basık olmaması lazım normalde. Önü arkaya göre bayağı yerde şu. Aynen. Bu arabanın kırmızı rengi gerçekten güzel satıyor. Çünkü biliyorsun ki Clio'ları gacılar da kullanıyor. Tercih ediyor. Bir de bu araba arkadaşlar ah bir de otomatik olsaymış gerçekten tadından yenmez. Ama bu paketi itibariyle otomatik seçeneği olmayan bir araba. Bu arada burada cam tavan efekti vermişsin ama bunlarda cam tavan yok. Bu folyo. Bu folyo da muayeneden geçmiyor bu şekilde. Evet, arabayı çift renk diye ruhsatı işlettim yoksa tek renk mi? İşletmedim. Daha muayenem var ama bu ay gideceğim büyük ihtimalle. Işte. Sadece muayene sıkıntısı değil. Polisler de artık ceza yazıyor. Yani bu folyo kesmeye. Önceden bu kadar çok üzerine düşmüyorlardı ama ekstra olarak artık bir dikkat ediyorlar yani. Hani bizim daha önce canımız yanmasa biz gelip sana böyle demeyiz. Ama olsun sen bir tatlılık yapmışsın. Bir daha bir arabayı görenler direkt çeviriyor. Neden? Polisler hiç bırakmıyor. Ha, cam filminden dolayı bir de. Siyah jantlar falan. Arabada oynanma var ya. Anladım. Ya siyah cam filmi olduğu zaman bak benim araba nerede? Benim arabada da siyah cam filmi var. Bir de tam bir eşgal paket Aynen. olduğu için sürekli amcalar çeviriyor yani buradan. Onlara da selamlar. Bayağı muhabbet ediyoruz onlarla da. Arabada ses sistemi var demiştin. Ona bir bakalım. Bagajda herhalde. Kumandadan bagaj açılıyor. Güzel. Evet bir tane neyim var? Basım var. İki tane amfim var. İçeride mitreçler mi var? Abi kapıların içinde var. Orijinalliğini bozmadım. Anladım. Bu kadar ses sistemi. Aynen, bu kadar. Ufak tatlı bir şey yapmışsın Aynen. kendine göre. Güzel. Kendim beni de mutlu ediyor, etrafındaki insanları da mutlu ediyor. Yani camları açınca herkes... Camları açınca duyuyorlar mı? Aynen. Güzel. Sana zahmet kaputu açar mısın? Arabada bir parça değişen dedin. Sol çamurluk. Bir de farın değişti. Başka bir şey yok. Her arabada farklı bir yere koyuyorlar. Anca bulduk. Evet motorun gerçekten birazcık temizliğe ihtiyacı var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabanın çamurluk parçası değişen olduğu için şöyle buraya bir anahtar girmiş ve burayı çevirmiş. Eğer değişen olmasaydı olması gereken vida aksamını size tekrardan göstereyim. Şu şekilde olsaydı yani değişmeyen parça orijinalliğini koruyan parçada fırın boya kolay kolay bozulmaz. Burayı bozmak için buraya bir anahtar sokmak lazım. Anahtar sokunca da o parçanın değişen olduğu belli oluyor. Arabada başka bir şey var mı? Yani bir farım var, bir ön çamurluğum var. Başka değişen bir şey. Çamurluk değişti bir de far değişti. Başka boya? Boya da yok. Boya da yok. Sadece bu ikisi var. Tramer nedir? Tramerim de 11.000 TL. Tramer 11.000 lira. Tek kazadan 11.000 TL. Şey ne kadar? Kilometre? Kilometrem abi 43.000'de. 43.000'de. Kilometre de makul. Okey.
Araba dışarıdan hoşumuza gitti. Açık konuşayım sana. Fiyat olarak ne gibi bir şey düşünüyorsun? Abi fiyat olarak düşünüyorum 325 bin TL. Ama takasa da açayım dedin, doğru mu? Takasa da açayım aynen. Tamam, okey. Ama özellikle fokus seçmek falan düşünüyorum. Okey okey, fark etmez. İstersen Magirus verelim. Şurada bak, gerçekten tam bir dert paket. Ses sistemi de var. Ses sistemi de var. Yo, ben sana güzel bir fokus ayarlarım. Esnaf arkadaşlarımdan birinde vardı. Ali abi, bu Magirus'larda şey oluyor, bir korna oluyor, çan korna gibi. Aynen var. Bunda var, da var, var. Buyur gel. Bak keyfine. Abi. Açık olması lazım. Furkan, arabayı açalım. Bu heves işi arkadaşlar. İşini bilene. Bak şurada, şurada. O senin dediğin çan korna olayı bu. Bu dediğim gibi arkadaşlar, hevesi olan adam gerçekten bu arabaları sürmekten keyif alıyor. Biz de açıkçası bir heves ürünü aldık bunu. Bir dakika, benim diğer gözlüğüm burada mı, ona bakayım ya. Arkadaşlar, bu Magirus'la piknik yapacağımızın sözünü vermiştik. Bununla alakalı zaten Instagram hesabımızdan pek çok kişi ulaşmış. Bir piknik videosu yapacağız. Ekstra olarak da ben Instagram hesaplarımızda yine daha önce duyurduğumuz gibi sağda solda çıktı. iPhone 14 Pro Max'i çok uzun süre aradıktan sonra buldum, bir yerde iki tane vardı. Bir tane şahsımıza, bir tane de takipçilerimiz için aldık. Onun da bir çekilişini yapacağız. Eğer siz de iPhone 14 Pro Max sahibi olma şansı yakalamak istiyorsanız Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Oradan duyuracağız. Arabanın üzerinde devam edelim. Arabanın dışı bizim için okey can. Bir içine bakalım. Koltuklarda yanık yırtık deforme var mı? Motorunda bir sıkıntı var mı? Tamam. 2020 araba, çok bir şey olacağını düşünmüyorum ama ona da bakalım. Ondan sonra da pazarlığa geçelim. Tamamdır. Can merhaba, ben de Emirhan. Zaten takip ediyorsun, aynen, bizi tanıyorsun. Biz de seninle tanışmış olalım. Arabanın anahtarını göstereyim. Bunlarda bir beyaz bir de siyah oluyor değil mi? Normalde yedek anahtarı var mı? Joy'larda böyle olmuyor. Anahtarı özel kendim yaptırdım. Ha, beyaz yaptırdım. Aynen. İkisi de normal. Yaptırdım, normal üstü. Bu şey değil mi? Komple siyah oluyor bu. Aynen. Arkasını. Aynen, bir de sustasız. Abi. Anladım. Yedek anahtarı var mı aracın? Var abi. Tamam, o da güzel. Şimdi bir ses sistemini denemek istiyorum. Nasıl çalışıyor? Sen herhalde normal hoparlörlerin yerine mi taktırdın? Aynen, orijinalliği bozulmasın diye. Istiyorum. Şurada iki tane otomatik cam tuşunu görünce bir moraliniz bozulabilir. Senin de çok üstüne gitmek istemiyorum. Arabanın paketi bu şekilde alınıyor ve piyasası da belli. Yani gidin dolusunu alın 400 bin liraya o zaman diyebilirsin. Yani bunun da fiyatı bu şekilde. Ama her zaman bak, yeni yenidir abi ya. Yani yeni olduğunu hissediyorsun. O kokusundan, yapısından. Yani bir tuşu düşmemiş, bozulmamış, silinmemiş. En azından yeni. Sanayiye gitmiyorsun. Sanayiye gittin mi bu zamana kadar? Gitmedim abi. Hiç gitmedin sadece abi. Sadece modifiye yaptırmak için. Ya onlar modifiye basit işler ya da bakım. Aynen. Bunlar değil. Hani araba sana bir sıkıntı çıkarmıyor. Ya E60 aldık. Gerçekten en beğendiğim BMW kasasıdır. Abi arabada görmediğim sıkıntılar çıkıyor. Yolda gidiyorum, birden kendini kilitliyor. Mazot pompası bozuluyor falan. Yani eski araba, yorulmuş araba sizin başınızı ağrıtıyor. O yüzden yeni arabaları biz çokça tercih etmeye çalışıyoruz. Sizler de eğer araba alacaksanız ben her zaman yeniyi tavsiye ediyorum. Çünkü eski arabalarda şöyle bir şey oluyor. Diyorsunuz kasası güzel, evet BMW, evet Mercedes, Audi diyorsun. Ama alırken seviniyorsun, bir de satarken seviniyorsun. Oh kurtuldum diye. Bu da böyle bir dipnot olsun. Bizim canımız yanıyor böyle arada. Tabii hallediyoruz, bizim tanıdıklarımız var ama siz çok fazla arabadan anlamıyorsanız ya da bizim gibi ustalarınız yoksa yani biraz daha temkinli olun derim. Şimdi araba özelinde, arabada Tesla ekran var mı diyecektim. Herhangi bir ekran yok arabada. Joy paketi olduğu için tuşlu multimedya ile geliyor ama bunlarda Bluetooth var diye biliyorum. Bunlarda Bluetooth var diye biliyorum Can, doğru değil mi? Var, aynen. Ya yeterli. Aracımız 5 vites, 72 beygir. Aynen. Bunların turboluları 95 miydi, 90 abi, mıydı? Turbolarında Clio'larda şöyle bir şey var. 2020'ye kadar, zaten 2020'de başladı. Hı-hı. 2020'de turbolarını 100 beygir çıkarttılar. 1.0 turboya. Ondan sonra 90'a düşürdüler. 2021 ve 22'lerde. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir de 1.3 turboları var değil mi? Onlar aynen, 130 beygir miydi? 2021 ve 2022'de üretimden kalktı. Onlar normalde 130 beygir. Şu anda 1.3 turbo yok mu? Yok, şu an üretimde yok 1.3 turbo. Anladım. Okey. Şöyle biraz sesi veriyorum. Direkt midlerinde herhangi bir oynama var mı? Bunları değiştirmedim. Abi. Değiştirmedi mi? Aynen. Bunlar da güzel çalıyor. Tizi güzel yani. Yani arabanın sesi sadece yüksek değil biliyorsunuz. Bir şiddetçiler vardır, bir de normal temiz sesçiler vardır. Bu şiddetçileri ben 50 Cent olarak tanımlıyorum. Böyle baslı. Bir de böyle temiz cengizciler, ferdiciler var. Bu araba ikisini de tatmin ediyor. Böyle ufak ritimleri de yakalıyor bas. Ufak böyle tizleri de yakalıyor cengiz, ferdi. Güzel yani, temiz ses çıkıyor yani. Klima tuşlarımız manuel. Herhangi bir dijital tuşumuz yok. Böyle normal çevirmeli. Ama bir arabadan ne bekleyebilirsin ki abi? Sonuçta yeni. Tamam. Az yakıyor. Kliması var. Yani şehir içinde kullanabileceğin ve en makul arabalardan birisi. Emirhan abi şunu söyleyeyim. Sonuçta bu araba boş paket bir araba. Bunlar normal. Tabii. Beni en çok şaşırtan şey oldu. LED far koymuşlar arabaya. Evet. O mesela çok aynen, güzel. Ben ona çok şaşırdım. Bir de gündüz ledleri falan da var. Hı. Onlar da güzel. Ya arabada olmayan yok. Sonuçta hız sabitleme var. Aynen. Limitör var. Kliması var. Start stopu var. Yani şehir içinde kullanımı uygun. Tabii ki dediğim gibi daha full paketi olabilir. Daha yüksek seçenekleri olabilir. Onlar da fiyatına göre. Aynen. Yani abi, şu anda senin bahsettiğin rakam 320 bin lira. Yanda da full yansımız yanaşıyor.
yaklaşıyor. Yani 220 bine gelmiş. Tamam, o araç otomatik biraz da donanımsal ama sonuçta eski bir araba. Hani sen o fiyatlarda yeni bir araba kullanıyorsun. Manuel oluyorsun. Yani her şey fiyat performansa geliyor açıkçası. Yani alınabilecek arabalardan birisi olduğunu düşünüyorum Clio'nun ve piyasası da çok hızlı. Şimdi arabayı bir test sürüşü yapmak istiyorum, tamam, müsaaden varsa. Şöyle aracımızın kilometresini göstereyim. 42.000. Daha 43.000 de olmamış. Evet, sen 43 dedin ama 42.540'taymış. Ayak altı ledleri var. Bunları sen taktırmışsın. Renk değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Hı, güzel detaylar. Tabii aracımız benzinli olduğu için çok sesli çalışmıyor. Güzel bu. Yani normal bunların full paketlerinde modlar falan oluyor. Böyle L tuşu vesaire gibi bir şeyler var ama bunda herhangi bir mod yok diye biliyorum, değil mi Can? Hiç modu yok abi. Herhangi bir mod yok. Manuel ama zaten aracımız. Sen nasıl 2'den 4'e hızlı atabilirsen o senin modundur. El freni de indirdik. Şöyle gidelim. He, araban basık, doğru. Deposu kaça fulleniyor? Yani almak isteyenler için de biraz bilgilendirme amaçlı olsun Can. Abi 850 TL'ye fulleniyor. 850 mi? Aynen. 45'lik mi deposu? 42 litre bunlar. 42. Ne kadar gidiyor? Abi bana gitmiyor. Bana 6 gün gidiyor. Yok. Ama süre olarak sormuyorum yani. 850'ye fullediğin zaman. Şöyle söyleyeyim abi. 500-600 km gidebilirsin. Yani 1.25-1.30 civarı mı? Şehir dışı ve şehir içi ortalama olarak 1.25-1.30. Ama abi sadece şehir içi kullanıyorsan araba üzüyor. 1 lira 60 kuruş falan yakın. 1 lira 60. Aynen. Yani 1.0 motor diyorsun, küçük motor diyorsun. Senin ortalaman burada 11 gösteriyor. Ben onu büyük ihtimalle gelirken sıfırladım daha yeni. He, o yüzden yani şehir içi, evet, kullanımda. Ya ortalamaya vurduğunda en fazla 2 litre düşer. 9 falan yakıyor o zaman bu araba. 9 yakıyor. 9, şu anda benzin motoruna göre 5-6 lira daha ucuz. 20'den düşünsek 1.80'i buluyor o zaman. Bu da yakıt fiyatlarının pahalılığıyla alakalı aslında. 2 liranın altında yakan araba bulmak zor. Bu arabayı da ben normal yakıyor diye değerlendiriyorum. Vites geçişlerinde falan bir sıkıntı yok. Tabii daha yeni araba. Bunlar da çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama SC'ye olması, yani daha turbosuz yeni bir araba almamıştık. Bunları da merak ediyordum. Nasıl bir performans gösteriyor? Bir de böyle bizim bir yokuşumuz var. Bakalım vites geçişleri, böyle çekişi nasıl? Herhangi bir vitesten düşme ya da gazı almama gibi bir durum yok. Ya illaki hissettiriyor. Yani bu sonuçta 2000 dizel 184 beygir bir F30 değil. Arkadan çekişi de değil. Yani bu kadar da olacak. Şehir içinde bence gayet ideal bir araba yani. Yani normalde Clio'lara biliyorsunuz hani kampana diyoruz, arka camlar çevirmeli diyoruz. Biraz ön yargı var. Yani bunları da artık koyun diyoruz. 2022 yılına geldik ama yani parasını düşündüğün zaman her şey aslında iptal oluyor. Bu fiyatlara da başka bir yeni araba bulmak imkansız. Herhangi bir sıkıntı yok canım. Biz araba için okeyiz. Yani eğer araba senin üstüne mi, babanın üzerine mi? Babamın üstüne. Babanın üstüne. Sen de babanla bir istişare yap. Biz de sana bir fiyat teklifi verelim. Eğer anlaşırsak da arabayı almış olalım. Tamamdır. Biz o takas işini konuşalım abi. Tamamdır. Focus. Ona göre aynen. Takas yapabilirsek takas aracı bulalım. Tamamdır. Ya da direkt artık siz olun. Tamamdır. Onun istişaresini yapalım. Ardından karar veririz. Can, sana şöyle vereyim aracı. Bizde bir iki hafta önce gelseydin bir Focus hatchback vardı. 300 bin liraya almıştık. Yani tam bu arabanın kalemiydi aslında. Takas için ayarlayabilirdik. Ama bir iki arkadaşımızda da var. Ben onlara sorduracağım. Takas olarak değil. Çünkü arada 3 kişi oluyor. Benim bünyemde olmadığı için. Ben sana nakitini veririm. Sen de nakiti anlaşırsan, arkadaşımın arabasını beğenirsen. Abi. Öyle daha iyi olur. Şimdi araba senin olmadığı için birebir seninle konuşamıyorum. Sen değerlendir. Saat de zaten şu anda 7'yi buldu. Güneşle gidiyor. Güneş gidiyor, güneş. Hani şu an bir şey yapamayacağız. Babanı arasan da bir sıkıntı yok. Biz sana teklifimizi verelim. Okeysen sen bizi iletirsin. Araç da zaten Burçkar bünyesine gelir. Küçük Burjuvazi'de görürsünüz. Aşağıda çıkan Burçkar Instagram adresinde ilanını da görürsünüz aracın. Aldıysak da aldık diye başlık atarız. Ben sana 310 bin lira teklif edeyim. Ya bu çünkü şu an piyasanın biraz yavaşlığından biz her zaman söylüyoruz. İş para bağlamaktır. Hani evet. Araba almak haricinde ben bu işi yaptığım için paramı, nakitimi bu arabaya bağlıyorum. Eğer bu arabaya bağlamasam, para bankada dursa ya da başka bir şeye koysam o şekilde zaten değerleniyor. Ben bunu ticaretini yaptığım için kendimi de korumak olarak görüyorum. Yani paramı da koruyorum, kendimi de koruyorum. Sana 310 bin lira teklif vereyim. Sen babanla akşam değerlendir, olur mu olmaz mı? Hem bize haber verirsin. Biz de yarın iş planımızı ona göre ayarlarız. Hem de ticaretimizi bitirmiş oluruz. Tamamdır abi. Sen babanla konuş. Aynen. Tekrardan haberleşiriz o zaman. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Eline ayağına sağlık. Bakalım bugün sen değerlendir. Yarının da o zaman noter planını yaparız uygunsa. Biz aracı beğendik. Rengi de güzel. Araç da güzel. Can da sevdiğimiz bir takipçi kardeşimizmiş. Arabasıyla birlikte kendi de güzel arkadaşları. Bakalım eğer Can teklifimizi kabul ederse Clio 5 Küçük Burjuvazi ailesine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videosu bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.